Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldin yayınımıza Hamit abi. Sağ ol. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim abicim. Ne yapalım? İyidir vallahi. Sizleri sormalı. İyi Allah'a şükür. Bir yaramazlık yok şükür. İyi bakalım. Arkadaşlar bu akşam Fransa'dan hemşerimiz Hamit Atasever abim ile yayınımız olacak. Biraz özgeçmişini konuşacağız. Biraz köyden konuşacağız. Karnıçardak'tan konuşacağız. Ve sonrasında Fransa serüvenlerini konuşacağız. Orada da tabii büyük bir hayat hikayeleri var. Enine boyuna bunları konuşacağız. Ara ara yorumlarınızı okuyacağım. Benim soracağım yorum olursa pas geçeceğim. Kusura bakmayın çünkü aynı soru olacak. Ama ilginç, güzel yorumlarınız olursa Hamit abime soracağım. Tekrar hoş geldin Hamit abi. Selamlama konuşması ver istiyorsan buyur abi, söz sende. Allah herkese selamlar. Fransa'dan. Yakınlarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma, bütün herkese, köylülerime, sana. Tekrar hoş geldin abicim. Evet Hamit abi, biraz seni tanıyalım. Kaç doğumlusun, nerede doğdun? Adım Hamit Atasever. 1960'da doğdum. Kızılören'de doğmuşum ilk. Kızılören'de doğdun değil mi abi? Fransa'da falan değil. Dedemgil'de Kızılören'de doğmuşum, evet. Öyle mi? Evet. Benden önce 5 tane çocuğumuz vefat etmiş. Yani doğmadan. Kimisi doğunca vefat ediyor. Ben 1960'da doğmuşum. 17 kurban kesmişler benim doğumumda. Öyle Doğduktan mi? sonra. Benden öncekiler öldüğü için. Dursun diye yürümüşüm kesmişler. Konuşmuşum kesmişler. Bir yaşına gelmişim kesmişler. 17 tane kurban kesmişler benim için. Böyle olmuş diyorsun he? Evet. Evet. Babanıza kim derler? Lakabınız Hamit abi. Babama lakab olarak Berduş derler. Mustafa Atasever. Evet. Kanlıçardaklıyız. Evet. Babanız kaç kardeşli? Bir de ondan bahset istiyorsan. Babam rahmetli. 3 oğlan, 2 kız kardeşliydi. 5 kardeştiler. 5 kardeş değil mi abi? Hepsi vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine de. Mekanları cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin. Ben babanı çok iyi bilirdim ya. Kahveye geldi de çok çay içmişti. İyi bilirim yani. Hatta iyi de sigara içer. Hatırladığım kadarıyla uzun Marlboro içerdi değil mi abi? Uzun Marlboro içerdi, evet. Oo, felaket içerdi onu abi. Ekranı biraz daha aşağı indir istersen abi de. Kadrajı tam ayarlayalım sana zahmet Hamit abim. Böyle süper. Çok güzel abi. Babanla falan bir köyde anın var mı Hamit abi? Valla babam rahmetli, ben gençliğimizde devamlı gurbetteydi. Adana'dan, Mersin'de 6 ayda bir gelirdi. Öyle mi? Devamlı babamıza hasrettik. Aşağı yukarı. Babam rahmetli, ben çok severdim. Allah rahmet eylesin. Bize arkadaş gibi bir babaydı. Öyle mi? Nerede vefat ettiydi abi? Köyde vefat etti. Hastalandı. Köyde vefat etti değil mi? Hasta, kalp krizi gelmiş. Kardeşim Kızılören'e, sağlık ocağına getirmiş. Hasan bir dil altı hapı vermiş. Evet. Görcünün kuyunun üst tarafına gelince orada arabanın içinde ince suya götürüyor. Kayseri'ye götürün demiş Hasan. Doktor Hasan. Giderken Görcünün kuyunun üst tarafında o bayırda vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bilirdim babanı. İyi de severdim yani. Çok çay içmişti diyorum ya abi. Biz de Fransa'daydık o vefat ettiğinde, işte o gün duyduk, yola çıktık. Ertesi gün saat 10'a cenazesine yetiştik. Tabii üzülmüşsünüzdür abi. Kolay değil abi. Ya babam rahmetli çok iyi bir insandı. Evet, evet. Çok el açık, bir temiz, mükemmel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biraz da okuldan bahsedelim abi. Okulu nerede okudun Hamit abi? Abi ilk 1967'de Isbağalı'da okuduk biz. Evet. 2 sene Isbağalı'da okudum. Isbağalı'da bir okul vardı, 2 sınıf vardı. Isbağalı, İmamlı, Sarıkürk ve bizim Çardak, Kanlıçardak. 4 köyün aynı okulda okuyorduk. 2 tane sınıfımız vardı. 1, 2, 3 bir sınıfta, 4, 5 de bir sınıftaydı. 2 tane öğretmen vardı. Sabah giderken azığımızı götürürdük. Orada çakıllara gömerdik. Öğlen yemeğinde
azıklarımızı alır, yemeğimizi de orada yerdik. Okulları böyle diyorsun ki. Şey mi abi? Kaça kadar okudun abi sen? Ortaokulda okudun mu? İki sene Isbağlı'da okuduk. Ondan sonra 3 sene Kanlıçardak'ta. O ilkokul bittikten sonra da Kızılören'de ortaokulda okudum. Ortaokulda. Peki abi okul var mıydı? Ben bilmiyorum yani İmamlı'da, Sarıköy'de o zamanlar okul var mıydı? O zamanlar sadece Isbağlı'da vardı. Sonra ilk önce Kanlıçardak'tan şeye yapıldı. Sarıkürk'e yapıldı okul. Evet. İlk senesini biz bizim camide okuduk Kanlıçardak'ta. Dur, cami mi dedin? Allah Allah. Nasıl oldu o iş? Vallahi okulları ayırdılar. Okulları ayırınca bizim okul yapılmamıştı. Camide okuduk. Ondan sonra millet herkes şey yaptı. Herkes 20 taş getirecek, 50 taş getirecek, kum getirecek, bu getirecek. Eşeklerinin taşları çekildi. Tazdan kum getirdik eşeklerle. Evet. Bir okul yapıldı. Köylü yaptı yani okulu da. İyi işte rast gelsin ama çok ilginç valla camide okumanız. Hayret. Valla ilk defa duyuyorum. Okulları defa... ayırınca caminin bir tarafını böldük. Bir tarafında bir sınıf vardı. Vakit namazlarında teneffüse çıkardık. Millet namazını kılar giderdi. Ondan sonra girerdik biz. Camiyi ikiye bölmüştük. Bir tarafında okuldu, bir tarafı camiydi. Allah Allah, hayret ya. Ortaokulu Kızılören'de okudum demiştin. Evet, Kızılören'de okudum. Peki nasıl gelip gidiyordun abi? Bizim Yusuf Doğdu Hoca gibi hayvanlarla, eşekle, atla falan mı geliyordun? Yok, eşek atla değil, yayan gidip geliyorduk. Yazları yayan gidip geliyorduk, evet. Bizim Kanlıçardak'tan Şuayb Koyuncu var, o benim okul arkadaşım. Aa, eniştem de abisi olur. Mustafa Usta var. O şeyden de aşağıdan da bayram gelirdi. Yukarıda inin başında buluşurduk. Oradan yayan gider gelirdik. Yaz vardı. Kışın kar yağınca da dedemgilde kalırdım. Cumartesi pazar evimize giderdim Kanlıçar'da. Hafta içinde de dedemgilde kalırdım. Köyde, bizim Kızılören'de kalırdım. Kızılören'de evet. Vallahi senin anın çoktur o zaman. Peki hiç araba falan denk gelmez miydi abi? Atıyorum şeye giderken, Kanlıçardağ'a falan gidip gelirken. Vallahi araba o zaman araba çok yoktu. Bir Mavin Ahmet'in kamyonu vardı. Mavin Ahmet her yerde çıkıyor zaten. Bir de dolmuştu Recep'in şey vardı, minibüsü vardı. Evet. Onlar denk gelirse onlarla. Zaten onlar evet. Da o zamanlar 25 kuruş alıyordu. Bazen para almıyorlardı, bazen de 25 kuruş. Zaten okul açlığımız öğle yemeği için 50 kuruştu. Evet. O zamanlar 25 kuruşa çeyrek ekmek alırdık. Ama çeyrek ekmek dediğin 250 gramdı yani. O zamanlar ekmek kiloluktu. Ekmek alırdık. 25 kuruştu çeyrek ekmek. 25 kuruşta içine bir şeyler alırdık. Helva. Ondan sonra öyle şeyler alır. Ekmeğin içinde öğlen yemeğimiz oydu. Senin çok anıların vardır abi. Yani karda, kışta zor olmadı mı abi? Var mı abi, bir anın abi? Bir tane anlatır mısın bize? Birkaç tane varsa. Vallahi bazen öyle kar yağardı ki yarım metre. Karda yola çıkardık öbür tarafa. Bata çıka okula gelirdik. Okula geldiğimiz zaman yarıya kadar ıslanmış olurduk zaten. Ortaokula geldiğimizde ondan sonra sobanın başına geçerdik. Öğretmen sağ olsun sobanın başına bir sandalye koyur, oturtururdu. Orada kuruyana kadar otururduk. Karda kışta gidip gelirken kurt görürdük önümüzden geçer giderdi. Allah'tan yalnız değildik yani. 3-4 kişiydik. Sonra Mustafa Ötebatan'dan da 2 kişi geldi. 6 kişi gidip gelirdik her gün. Tabii insan cesaret alır abi. Tek gitmek başka, toplu beraber gitmek bir cesaret ister. Doğru söylüyor. Bir ben kalırdım köyde. Bazen de Şuayb kalırdı Amesigil'de. Öbürleri her gün gider gelirdi. Kışın. Evet. Okul arkadaşlarından Kızılören'de kimler vardı? Biraz bahset abi. Biraz öğrenelim. Kimler çıkıyor? Valla okul arkadaşlarımdan Arif Öter, Muammer Mercan vardı. Muammer Öter, şimdi Muammer Koçak vardı. Hacı Bekir Koçak vardı pardon. Ondan sonra Ahmet Can vardı. Ahmet Can abi bizim. Hasan Hüseyin amcanın oğlu. Geçen ben röportajda canlı yayın yapmıştık. O değil mi abi? O benim okul arkadaşım. Buradan da selam ederim Ahmet abi dinliyorsa.
Aleyküm selam, bana benden de selam olsun. Valla ben 20 numaraydım. Yani 20. yazılan ortaokula bendim Kızılören'de. Evet, çok güzel. İlk senesi hepimiz bir sınıftaydık zaten. Şeyin belediyede okuyorduk. İlk okulumuz belediyeydi. Kızılören'de ortaokul. İlk belediyede açılmıştı. Üst katında. Bir sadece başkanın odası vardı. Yan taraf sınıfta bizimdi. Orada ilk senesi, valla ilkokulu bitirdim ben de ilk sene şeyde ortaokula gittiğimde daha heceleyerek okuyordum. Öyle mi? Ondan sonra sağ olsunlar bir kitaplık kurdular. O kitaplıkta okumayı iyice o kitaplarından Dede Korkut'un kitaplarını, ondan sonra roman kitapları, onlardan yani okumayı iyice onlardan söktürdüm. Ondan sonra. İyi 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 Çünkü vallahi. ilkokulda sınıfımız çok kalabalıktı. Sıra gelmiyordu ki zaten. Dört köyün çocuğuyla hani 50-60 kişi oluyorduk bir sınıfta. Sıra gelmiyordu ki zaten. Okumayı nerede öğreneceksin ki? Doğru. O zamanlar biraz zordu. Bir sınıfta üç sınıf, bir şeyde üç tane sınıf var dediğin gibi Evet. bir sınıfta. Doğru. Evlisin Hamit abi. Evliyim. Dört çocuğum var. Dört çocuğun var. 1980 senesinde evlendim. Evet, evlilik Türkiye'de mi oldu, şeyde mi abi? Türkiye'de. Hatta Türkiye'de. bir resim vardı. Senin resim mi abi bu? Ha, benim resim ha. İlk Evet. evlendiğim sene. He. İyi. Çocuk dört tane demiştin abi. Hepsi evli herhalde. Hepsi evli evet. Dört Evet. çocuk, 12 torun. 12 tane de torun var. Ha, Allah bağışlasın torunlarımı. 12 tane torun var. Bu arada ben de söylemiş olayım. Senin damatlardan birisi Ali Çatalhöyük. Evet. 1997 ya da 98'de abi, bir yıl kadar benim bekar ev odası arkadaşım olurdu. Buradan da selam söylersin Ali abiye. Aleyküm selam. Askerlik nasıl oldu Hamit abi? Askerlik 1992'de askere gittim 32 yaşında. O zaman 32 yaşına kadar serbestti bize. Evet. 28 ay askerlik yaptım. 28 ay mı? 28 gün de ben 28 ay diyorum. Ha. Şeyde yurt dışında olduğundan sebebi 28 gün yapılıyordu Evet, değil mi? normalde 2 ay, o zamanlar 2 aydı yurt dışında kalanlara. Ama Evet. 1 aya düşürdüler. Şans bize vurdu. 28 gün yaptım diyorsun. 28 gün askerlik yaptık evet. Bayağı yapmışsın abi. Zor geçmiştir senin açından. Üzüldüm. Ne diyeyim abi? Vallahi iyiydi ya, zevkliydi ama Nerede yaptın abi askerliği? Burdur'da yaptık. Burdur'da. Peki bizim hemşerilerden falan yanında var mıydı abi? Kızılörenli, Çardaklı falan. Yok, kimse yoktu. O zamanlar acemi birliklerini zaten göremiyorduk. Sadece orada acemi birlikleri vardı. Bir de yurt dışından gelenler vardı. Yani 3 bin, 5 bin, 10 bin nüfusu o kadar çıkıyordu şey yurt dışından gelen askerler. Senede 3 sefer mi ne alıyorlardı? 2 ay, 4 sefer hatta. 2 ayda bir değişiyordu yani. He. O Hep zamanlar yurt öyle. dışından gelenler vardı ekseri. Bir acemi birliği vardı sadece. Fransa'ya gitmeden önce abi Türkiye'de bir işte falan çalıştın mı yani? Bir Türkiye maceran oldu mu? Türkiye maceram. Ortaokulu bitirdim. Evet. Ortaokulu bitirdikten sonra şeyde göçülüyorduk. Bostanın başına göçmüştük o zaman. Çatak deriz biz orada. İstanbul'da mı? Yo yo köyde, Ha, Kanlıçardak'ta. köyde. Ha. Annemle dövüştüm. Bir gün annem beni dövmüştü. Oradan yürüdüm İstanbul'a. İstanbul'a kaçtım. 11 ay bir İstanbul maceram oldu. Anne orada herhalde. Orada mı? Yanında kalıyor değil mi anne? Burada dinliyor. İyi abi. Bolba selam söyle. Yayının sonunda olmazsa bir 5 dakika onu yayın alalım anneyi. Olur. Olur değil mi abi? Sıkıntı yok. Olur, sıkıntı yok. İyi. Çok güzel. 11 ay İstanbul'da kaldım. Evet. Ondan sonra 11 ay sonra babam rahmetli bir mektup gönderdi bana. Köye git oğlum, sizi Fransa'ya getireceğim. Ha, ilk babanız gittiydi Fransa'ya önce. Doğru Evet, mu? babam evet 1974'te babam rahmetli Fransa'ya gelmişti evet.
Evet, Fransa serüvenine başlayacağız abi. Türkiye'de, memlekette diyeceğim bir şey var mı abi oraya geçmeden önce anlatacağım bir şey? Valla memlekette işte 17 yaşında memleketten çıktım. 17 yaşına kadar memleketteydik. Zaten 16 yaşına kadar okuldaydık. Bir sene de 11 ayda İstanbul maceramız oldu. Ondan sonra Fransa'ya geldik işte. Evet. Şimdi Fransa serüveni nasıl başladı abi? Biz anlatır mısın abi? Örneğin kaç yılında gittiniz? 1977 yılında Fransa'ya geldik. 9. ayın 7'sinde çıktık köyden. 9. Evet. ayın 11'inde Fransa'ya geldik. 1977 yılında. Peki kim mesul oldu abi yani? Kim karar verdi? Nereden çıktı abi bu Fransa Babam kararı? rahmetli Fransa'da çalışıyordu zaten. Öyle Arabayla mi? yine gelmişti. Ondan sonra bize annemin üzerine hepimize bir pasaport çıkarttık. Tek bir Evet. pasaport. İstek yapılma mecburiyeti vardı o zaman. İstek falan da yapmamış. Valla bizi beşimizi, beş kardeştik zaten. Beşimizi doldurdu. Fransa serüveni öyle başladı. Binavi biraz da kaçak mı oldu yani abi? Biraz Kaçak kaçak girdik işler. ama o zaman daha vize yoktu yani. Avrupa'ya vize yoktu daha o zamanlar. He, anladım. Vize girip çıkabiliyordun yani. İlhami Korkmaz abi bir şey demiş abi. Ara ara da yorumlardan bahsedelim. Babanla ufak bir ortaklık yapmıştı. Rabbim cümle geçmişlerine rahmet eylesin demiş. Amin. Allah. Babası ortaklık yapmış. Doğru mu abi? İlhami Korkmaz. Evet. Evet. Ay 3801 Adana'dan Ali Yıldırım abim demiş ki Hamit abinin sülale adı ve dedelerine kim derlermiş diyor. Valla bize tek taşaklı dediler. Evet. Dedem Ali dedem tek taşıyan Ali dedilerdi. Evet. Babamın da Baba. He. Babana zaten Berduş lakabı derlerdi. Bu soruyu soran abim de Adana'da yaşıyor. Çok güzel bir köy tarihini çok çok iyi biliyor. Belki onunla da canlı yayın yapmıştım. Hala da bunun bölümlerini gerçekleştireceğiz. Çok iyi biliyor tarihi, köy tarihini bilhassa. O sormuş da abi. Onu evet. da bir aktarayım dedim abi. Yeğenlerim gözlerinden öperim demiş Ahmet diye arkadaşımız. Ondan sonra selam söyle demiş Ahmet 0645. Torunuma yazılıyorum ben de demiş. Gözlerimden öperim. Ara ara da abi şöyle yorumları boş geçmeyelim. İlham abi demiş ki rahmetli kardeşine ben oğlumla gideceğim askere derdi demiş. Ha, öyledir de evet. Evet, biraz da rahmetli kardeşinden de bahsedeceğiz abi kısa bir. İlham abi bilgin olsun. Ahmet Bey sorar mısın? Ötebatan'dan arkadaşları kimlermiş demiş. Bünyamin Tekeci. Mustafa neydi onun soy ismi ya? Mustafa şey vardı, Recep ve Tepe vardı. Bizim acelemiz yok abi. Rahat rahat söyle. Aklına düştük ya. Sıkıntı yok Vallahi abi. biraz bende biraz şey unutkanlık var. Olur. Bende de var abi. Bak çay içiyorum. Çay içiyorum unutmamak için Recep abi. Tepe var. Mustafa neydi ya soy ismi? Şimdi Bodrum'da. Mustafa. Mustafa Tabak. Ötebasan'ın arkadaş. Belki hatırlar. Ötebasan'ın arkadaş yazar oraya. Mustafa neydi ismi? Soy ismi ya. Soy ismini bir türlü aklıma getiremedim. Evet. O vardı Ötebatan'dan. İkisi vardı. Şey Bayram Yönem vardı. Bayram Yönem'le beraber okuduk biz. Er diyor abi. Mustafa Er doğru mu? Ha, Mustafa Er. Ha. Mustafa Er var. Onu hatırlıyorsun şu an herhalde bildiğim Ha. kadarıyla. Evet. Evet, biraz sorması özel değilse abi Fransa'ya giderken hani o zamanlar yani merak ediyor. Ben şahsen kendim de merak ediyorum. Yani biraz sermaye var mıydı abi? Fransa'ya gittiğinizde cepte ne kadar para vardı? Valla babam rahmetlinin bir yol açlığımız vardı işte. Evet. Arabayı Fransa'ya gelip yetecek kadar. Zaten izine gelirdi. İzine gelirken de zaten bir sene kazandığını getiriyordu zaten. Yani cebimizde normal yol açlıklarımız vardı. Onunla beraber geldik hani. Peki. Baya bir maceralı oldu. Gelişte Allah'tan köyden çıktık. Babamın okumuşluğu da yok. Biz de daha yeni geliyoruz. Zaten ehliyeti de yoktu. Fransa'ya geldiğinde bir arkadaşı sahte ehliyet yapıyormuştu.
Türkiye'den boş ehliyet getirmiş. patates mühürüne falan, patatesle falan mühür yapıyorlarmıştı. Onunla Fransız ehliyetine çevirmiş. Onu da polisler durulunca aslını sormuşlar. O da çıkmayınca ehliyetini de almışlar. Ehliyeti de yoktu zaten. Öylece bizi getirdi. Allah'tan gelirken şeyde Kırşehir'e yakın bir yerde bir arkadaşa rastladık, develili birine. Onunla beraber o yolları biliyormuş. O halde geldi bizi Fransa'ya kadar. Takip ettiniz, gittiniz. Takip ettik. He. İki araba birbirimizi takip ettik. Geldik Fransa'ya. peki hangi ulaşım şey araç vardı? Kendi aracınız? Kendi aracımız. He. Kendi aracımız vardı. Bir Opel Rekord taksimiz vardı. Babanın Fransa'daki olan arabası. Babam... Burada değil değil mi abi? Yo yo. Babam o zaman Fransa'dan getirmişti o aracı. Evet, Fransa'ya ilk gittiğinizde hemen iş konusuna geçeceğiz abiler. Soracağım soruların içinde var zaten bu. Ondan sonra kaç saatte gittiniz abi ilk gün ya? Kaç günde ya da? 4 günde, 4-5 günde geldik herhalde eve. 4-5 gün sürdü yolculuk. Tabii. O zamanlar daha otobanlar yoktu. Hep normal yollardı. Yollar kalabalık olduğu zaman önüne bir tır düşüyordu bazen. 50, 60, 70 yollar da bozuktu. Bazen 3-4 saat bir tırı takip ettiğimiz oluyordu. Sollayamıyordun çünkü. Yollar da bozuk kalabalıktan. Yani bayağı sıkıntılıydı o zamanlar. Şimdiki gibi de şimdi bas git, yollar hep otoban oldu. Değil mi abi? Ele ele Yugoslavya'nın yolları betondan dökmüşler. O da kırılmış şey. Arabanın tekerleri böyle şapur şapur öterdi. Yolda kenara durup geçen arabalara baktığın zaman. Değil mi abi? Ha. Eskiden 4 falan sürüyordu. Şu an şey mi abi, daha mı hızlı? Şu an kaç gün sürüyor? Kaç saat sürüyor abi? Ya şu anda normal gümrüklerde falan beklemezsen 24 saatte Türkiye'ye girebiliyorsun yani. Kendi aracınla değil mi abi? Kendi aracınla ama gümrüklerde falan fazla beklemezsen. Zaten bizim Kayseri 3500 kilometre tam. 3500 Burası, kilometre. Heh, evden eve 3600'e yakın aşağı yukarı. Kaç ülkeden geçiyorsun abi ortalama? Aklında mı? Ortalama gidişte eğer Almanya'dan geçersen Almanya, Avusturya, Yugoslavya'nın hani şimdi ayrıldı, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. Evet, Yugoslavya dağıldı. İtalya'dan geçiyoruz. İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. Doğru. Şu an ama biraz daha kolay değil mi? Sanırsam İtalya üzerinden falan, gemiyle falan. Valla şu anda kolay. Bazen ben hani bu normal yoldan gitmem çünkü bazen Türkiye buradan giderken sorun olmuyor da dönüşte çok arabaları döktürüyorlar, bir şeyin olsun olmasın. Huzur yere şey yazıyorlar, ceza yazıyorlar. Neye yazdıklarını da bilemiyorsun. Onun için ben şimdi gidip geliş gemiyle gidip geliyorum. İtalya'dan gemiye biniyorum şeye, Yunanistan'a. Anlat daha abi bakalım. Biraz nasıl oluyor? Yolculuk nasıl oluyor? Zevkli oluyor mu abi? Heyecanlı oluyor mu? Biraz bahset abi. Geçen sene işte geldim. Pazartesi gün vardım. Akşam 11'de bindik gemiye. 10 katlı bir gemi. Ama çok büyük bir gemi yani. Lüks de bir gemi. O da aldık tabii. Gemiye çıktık. Duşumuzu aldık. Karnımızı doyurduk. Bir yattık sabaha kadar. Zaten 18 saat falan sürüyor gemi. Oh. Yani çok güzel bir yolculuk oluyor. Yani terasa çıkıyorsun, kafeteryaları, restoranları, şeyleri. 10 katlı gemi hani. Biniyor bazen. 500 araba bindiriyorlar. 100-150-200 tır biniyor. Hani o kadar büyük gemi yani. Yunanistan'a iniyoruz. Yunanistan'dan da şimdi hep otoban oldu. Eskiden 14-15 saat sürüyordu. Hep dağlardan geçiyorduk. O da bir de dağlar ki. Aynı şey gibi bizim Erciyes'e gittiğimiz yollar, virajlar araba dönmüyordu. Birisi durması lazımdı bazen virajdan geçmek için. Araba karşı karşıya geldiğin zaman. Allah'tan şimdi otoban yaptılar. 6-7 saatte giriyoruz Türkiye'ye yani. Gelecek olursam fikir alırım abi senden. Güzel. İnşallah. Şimdi abi ilk gittiniz. Baba ne iş yapıyordu? İlk işiniz neydi abi? Babam rahmetli bir demir fabrikasında bu fabrikaları falan yapıyorlar ya, büyük demir fabrika falan kurmak için büyük demirleri yapılan bir fabrikada çalışıyordu. Orada boyacı olarak çalışıyordu.
İlk işiniz oydu. İlk iş oydu. Ben işte biz geldik. Öbür kardeşlerimin hepsini okula aldılar. Benim yaşım büyük diye yani okul şeyi geçmiş. Hani büyük okula devam etmem için dil kursuna falan gitmem lazımdı. Onlara da ben gitmedim. Öbürlerini hep okula aldılar. Ben evde aşağı yukarı 1,5 sene, 2 sene falan çalışmadan yattım evde yani. Babam rahmetli çalışıyordu. Bir de Fransa'da şey çocuklara çocuk parası veriyorlar. Yani öyle mi? Ondaydı. Bir de çocuk parasıyla beraber geçiniyorduk yani öyle geçiniyorduk. Biz işe başlayana kadar. Biz işe başladık. 2 sene orada çalıştık. Ondan sonra sene 80'de başka bir yere taşındık. Şimdiki oturduğumuz yere. Burada kardeşimle ben bir fabrikaya girdik. Babam rahmetli üçümüz. Bir fabrikaya evet. Girdik. Üçümüz aynı bir yere. Bir romok fabrikasına. Orada çalışıyorduk. Babam fazla dil bilmiyordu. Biz de yani o zaman daha fazla bilmiyorduk ama hani babama gel, getir, götür şef. Yani o iş şeyi bakan, idare eden. Bizim zorumuza gidiyordu. 4 ayımda çalıştı babam rahmetli orada bizimle beraber. İzine Türkiye'ye gelecektik izine. Onu bıraktırdık işçi. Dedik burası az para veriyor. Senin mesleğin var bilmem ne. O oldu. 80'den sonra da hiç çalıştırmadık yani. Biz işe başladıktan sonra da. İyi, iyi yapmışsınız abi. Fabrikadan sonra bir iş yaptın abi? Valla fabrikada orada 2 sene çalıştım. 7 sene de başka bir yerde çalıştım bir fabrikada kaynakçı olarak. Ondan sonra bıraktık kendi işimizi kurduk. Pazarcılık yapıyorduk. Pazarcılık yaptık. 5 sene falan. Meyve sebze satıyorduk pazarlarda. Bizim buradaki pazarlar gibi mi yani? Böyle tezgah mı açıyordunuz abi? Tezgah açıyorduk evet. De büyüktü yalnız bizim. 30 metre falan tezgah açıyorduk. 4-5 kişi çalışıyordu yani. 2 tane indiricimiz, bindiricimiz vardı. Pazara vardığımız zaman onlar geliyordu o. Hep gittiğimiz pazar yerdeki adam bulmuştuk. Hani veriyorduk normal yarım yörümyesini falan. Yiyeceğini yiyeceğini bazen. Gelip indiriyorlardı. Biz de tezgah kurup başlıyorduk öyle işte. 5 sene falan devam ettik ona. İlham abi Çelik Konsolyum demiş. Doğru mu? Babanız çalıştı fabrikada. Çelik Konsolyum'u demiş. Ondan sonra ne oldu abi? Ondan pazarı bıraktık. Pazarlar düşmeye başladı. Bir de çoğaldı. İşsizlik çoğalınca millet pazara hani pazar daha kolayına geliyordu. Satanlar falan çoğalmaya başladı. 1 liraya alıp hani 110 kuruşa satıp bilmem ne dedik bizi kurtarmamaya başladı. Biz büyük yapıyorduk çünkü. Onun için bıraktık ondan sonra. Galeri açtık. Galeri. Araba alıp satım için. Bir hatırladığım kadar 10 yıl kadar devam ettiniz değil mi abi? Evet. Bir hatırladığım kadarıyla bir kahvede konuşmuştuk abi. Bir arabalar bir ne bir bayağı bir ara bir hasar mı olmuştu? Bir şeyler olmuştu. Evet. Dolu yağmıştı sanırsam. Neydi abi bu mesele? Valla şeyden patates gibi bir dolu yağdı. Arabaları komple üstlerini ezdi. Camlarını kırdı. Sağını solunu bayağı bir hasar vermişti yani. O zaman da bayağı bir arabamız vardı. 150'ye yakın bir arabamız vardı. Hani park büyüktü bizim. Hep birlikte yapıyorduk çünkü biraz büyük yapıyorduk. Büyük zarar gördünüz o zaman abi. Valla zarar görmedik. Kar gördük ondan da. Sigortamız vardı tabii. Sigortası arabaya geldiler. Ekspertize yaptılar hepsini. Yani masrafları neyse verdiler. Gerçi biz yaptırmadık arabaları. Çoğunkini sağını sonunu düzelttik biraz. Öyle sattık 1-2 bin aşağıya ama sigortadan aldığımız para bayağı bir yüklü bir paraydı o zamanlar. Bayağı zararımızdan fazlasını karşıladı yani. İyi ya süper abi. İyi olmuş en azından. Evet. Şu an ne iş yapıyorsun abi? Şu an inşaat işiyle ilgileniyoruz ama bu Allah milletimizi korusun, herkesi korusun. Bu hastalık çıkalı 3 aydır yatıyorum evde. Çıkmıyorum fazla dışarıya. Korona günleri nasıl gidiyor abi Paris'te? Valla ya bir şey görmedik biz bilmiyorum. Hani fazla öyle hani cumartesi pazar çıkma bilmem ne. Sağa sola rahat gidip gelebiliyorduk. Kağıt dolduruyorduk kendimiz. Hani bir form gibi bir kağıt vardı. Onun fotokopilerini çektik onları. Gittiğin yere, mağazaya, nereye gidiyorsan dolduruyordun. Çıkıp gezebiliyordun yani. Şu anda da her şeyi serbestleştirdiler zaten. Evet.
Abi inşaat derken yani biraz inşaat açar mı? Nasıl inşaat derken nasıl bir inşaat Valla işi yap? inşaat ekseri tamirat işleri yapıyoruz biz. İç, Ha. Anladım. dış, çatı, komple tamirat işlerinin hepsini yapıyoruz. Elektriğini, suyunu, ondan sonra sıvasını, iç tamiratı, çatı işini hepsini yapıyoruz. Çalışanınız mı var yoksa beraber mi? Nasıl? Çalışanlarımız var. Önceden benim küçük biraderimiz yapıyordu. O bıraktı. Ondan sonra benim oğlanla yeğenlerim dört ortaklar. 3-5 de çalışanlar var. Devam ediyoruz biz de. Kendimiz varız. Emeklilik Ben de var mı? onlarla. Ben de onlarla bazen gidiyorum. Bazen yardım ediyorum. Böyle idare ediyoruz. Öyle abi. Emekli oldun mu? Emeklilik var mı abi? Emekliliğimiz yok daha. Bizim emeklilik biraz zor. 42 Neden zor sene, abi? 42 sene prim ödemen lazım. Daha yaşımız yani o seviyeye şeye gelmedik. Daha dolduramadık şeyi. Primleri. Onun için bekliyoruz. Normal 62 gözüküyor ama 62'de mi oluruz artık? 63'de mi? 65'te mi artık? Bilmiyorum. Bakacağız. Bekliyorsun ya. Daha emekli olmadın. Yani biraz kendi hesabımıza çalıştığımız zaman 2-3 sene biraz boşluğum var. Herhalde onun için belki 65'i bulabilir benim emeklilik. Doğru. Şöyle bir yorumlara bakalım, bir şeyler var mı? Recep Coşkun Ahmet abi mesela söyle demiş. Hayırlı akşamlar hocam abi. Aleyküm selam. Herkese selamlar. Seyreden Abi. herkese selamlar. Kısa bir de rahmetli biraderden bahsedelim istiyorsan. Ufak da olsa. Abi şimdi rahmetli kardeşim önce istersen babamdan başlayayım. Babam Olur, babanızdan başla. 2000 yılında babam rahmetli oldu. 5. ayda buradan Türkiye'ye gitmişti, izine gitmişti. Zaten yazın 6 ay Türkiye'de kalıyordu, 6 ay Fransa'da kalıyordu. Babam rahmetli 5. ayda rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra işte Fransa'ya geldik. 10. ayın 17'sinde olması lazım herhalde. Kardeşim bir kaza geçirdi. Elektrik büyük yüksek gerilim hattının altında bir yerde çalışıyormuş. 1 metre falan herhalde. Hatta 2 metreye yakın oraya yukarıya çıkmış. Orada elektrik çekmiş. Burada vefat etti işte. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Burada resimdekiler kim abi? Resimdekiler biri ben. Kırmızı ceketin sensin. Kırmızı montlu olan ben. Onun yanındaki kardeşim Ali. Onun yanındaki de rahmetli kardeşim. Şey demiş ki abimin birisi Erdal abim. Hiç demiş akrabasının yanına götürdü mü şeye demiş Fransa'ya demiş. Akrabamızı getirdik evet. Bizim amcamın oğlu var Yaşar Atasever, onu getirdik. Rahmetli Ali Coşkun'u getirmiştik. Şey Ali Doğan'ı. Evet. Hasan Coşkun geldi. Bunlar 2-3 sene falan kaldı burada Fransa'da. Onlar kısa sürdü sanırsam. Onlar kısa Onlar sürdü. o zamanlar kağıtlarını alamadılar. Geriye dönme mecburiyetinde kaldılar. Geriye döndüler. Bir de bu resimdekiler kim abi? Bu Hangi kardeşlerin? resimdekiler alttaki rahmetli kardeşim. Evet. Onun üstteki de öbür biraderlerimin ikisi. Biraz resimlerinde şöyle arada göz atalım. Bu da sen. Bu da benim resmim. Evet, gençlik resimlerimizden birisi. Ya bu resim çok Bu güzelmiş resim Kaç yaşındasın abi orada? herhalde 20 yaşlarında falan olmam lazım. 19 ya da 20. Uzun saç seviyor muydun abi? Vallahi o zaman modaydı 77'de işte. Fransa değil mi abi burası? Bu Fransa evet. Evet. Fransa'daki evimizde evet. O zaman siyah beyaz televizyon, daha renkli televizyon yoktu. Herhalde 70, 19 yani 70 8 ya şu 79 falan olması lazım o fotoğraf. 19 yaşında falan olmam lazım herhalde. Fransa'ya gittiniz. İlk gittiniz. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız abi? Valla Fransa'da hele ben mesela buraya gelmeden önce İstanbul'u gördüm. Yani oradaki hayatla Fransa'ya geldik bir 3000 nüfuslu bir köydeydik. Kim yok, kimse yok.
Dil bilmiyorum, yol bilmiyorum. Herkes okul aldılar, ben evde boş kaldım. Annemin evde. Baya çok bir zorluklar çektim yani. Baya bir zorluk çektim. Geriye dönmek istedim, bırakmadılar. O zamanlar şimdiki gibi bilmiyorduk ki konsolosluğu. Uçak zaten haftada bir mi kalkıyordu, ayda bir mi kalkıyordu Fransa'ya. Hani biz Paris'e 150 kilometreydik o zaman. Paris'e nasıl gideceğim, uçağı nasıl bulacağım, bilet bilmem ne. Bayağı bir 2 sene bir zorluk çektim. Kahveye gidiyordum. Bakıyordum onlara kahveyi falan nasıl istiyorlar. Aynı istiyordum. Vermiyorlardı. Zor veriyorlardı. Çünkü burada çingen çok. Var yani çingen. Çingenler de şey olarak, sima olarak bizlere çok benziyor. Öyle mi? Türklere. Evet. Buradaki çingenler bayağı yani böyle esmer. Bizlere çok benziyor. Çingen diye vermiyorlardı. Bir hafta sonra bir arkadaşla, Yozgatlı bir arkadaşla gittik. O tanıştırdı da kahveye. Ondan sonra gidiyordum arada bir kahve içip geliyordum. Gerçi yol bilmiyorum, dil bilmiyorum. Akşama kadar yatıyordum, sabaha kadar babamın arabayı yürütüp geziyordum köy yollarında. Öyle abi, ne Bayağı bir yapayım? zorluk çektim yani. Fransızcan iyi. Fransızca biliyorsun, artık sıkıntı Şu yok. anda, şu anda evet. Pek İyi, o kadar da iyi olmasa da normal konuşuyorum evet. Fransızca haricinde bir dil biliyor musun abi? Yok, Fransızca haricinde yok, bilmiyorum. İngilizce falan. Yok, İngilizce ortaokulda ona kadar saymayı öğrenmiştik, bu o kadar ya. Abi sana bir şey soracağım. 1960'lı yıllarda, 64 olması lazım, bizim Osman amcamız var. Bu özel bir sorum olsun sana yine. Osman emekçi amcamız vardı. O da Avusturya'ya gitti o zamanlar. Herhalde sizden bile öncesi olması lazım. Siz 60 kaç demiştiniz abi? Biz 70 yıl. 70, 70, 74. 74 biz 74. babam. Osman emekçi amcamız 64 yılında falan gitmiş. Evet. Böyle bir duyum falan aldınız mı hiç Osman amcamıza falan? O Valla dönemler, o sonra falan, köydeki sonraları. duyduklarımız. Hani şeyi de, hatta bizim köylülerinden de farkındaysan hiç yurt dışına yazılan olmamış. Niye? O rahmetlinin gidip almaya da cenazesi bile gelmeyince Ha. oraya giden, yani o zamanlar ilk Almanya'nın başladığı zaten 60'ta başlamış. 60'ta falan başlamış. 60'tan sonra falan. Hani köyden hiç yurt dışında olan da yok neredeyse. Sayılı 3-4 kişi var herhalde hepsi. Yani köyde konuşulanları duydum sadece yani. Doğru, amcamın gitmesi bayağı bir millet korkmaya başlamış artık, dediğin gibi Evet. cenaze gelmiyor falan, orada kalıyor diye. Doğru. Evet, onun için yoksa mesela bizim o yakın İncesu'nun şeylerinden, köylerden garipçesi bilmem nesi her tarafında neredeyse yarı yarı yani. Subaşının neredeyse %70'i Almanya'da sağda solda yani. Ama bizim oralardan, bizim köylerden hiç sayılı kişiler var ya, 3-5 kişi yani. Bize de babamın amcasının oğlu Ali Hoca derler. Evet. Erkekten uğraşıyor yok herhalde, İncesu'da kalıyordu. İlk o geldi. O sebep oldu yani bizler buraya gelmesine. Alem onun sebebiyle geldik yani bizler de. Aleminize vesile oldu. Heh. Bize Ha. o geldiydi yani. 72'de o geldi. Ondan sonra babam rahmetliyi, bir onların damadı vardı, onu, kardeşini, amcamın oğlunu, 4 kişi de onun şeyinden geldi yani. O getirttirdiydi biz. Bizler onun sebep dolayı geldik. O da vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Değil Amin. mi? Yo, alemim duruyor. Allah uzun Size ömür versin, o duruyor. vesile olan, size aleminiz duruyor, öyle mi? Duruyor ha. Fransa'da Yalnız onun getirdiğinden 4 kişinin ikisi vefat etti. Amcamın oğluyla mı? o alemimin kardeşi rahmetli vardı, Osman emmim. O rahmetli oldu ikisi. Erdal abi demiş ki Tahtakale'den Avrupa'ya kesişmiş yolu demiş. Doğru söylemiş. Ha, öyle oldu. Abi ilk gittiğinizde eviniz var mıydı? Vallahi ilk gittiğimizde evimiz yoktu. Bir babamın bir arkadaşı varmış. 3 gün onlarda misafir olduk. İlk Onda, gün. Film gibi babamın ya. bekar kaldığı bir yer varmış. Onun önünde iki göz bir yer varmış. Oraya gittik ilk. Orası da hani eski püskü şeydi. Bu şey duymuş. O kilisenin papazı duymuş. Türkler gelmiş. Hani o kötü evde kalıyorlarmış diye.
Geldiler bir arabayla yiyecek, içecek, giyecek. Doldurmuşlar, aldılar, geldiler yardım. İki tane rahibe, o papaz. Bir baktılar ki evde soba yok, şey yok. 9. ayın 15'i hani artık havalar soğumaya başladı. Dedi ki siz buralarda burada duramazsınız. E ne olacak? Evde yok, ev bulamıyoruz. Hiç boş yer yok. Bizi kilisenin şeyi, misafirhanesine götürdü. Papaz bir evde oturuyor. 15-20 tane odası var. Tek bir adam. Evet. İkinci kata bizi götürdü. 3 tane oda verdi. Dedi burada kalın. İşte 5-6 ay falan orada kaldık. Vay be. İlk gelişimiz öyle oldu yani. İlk bayağı bir sıkıntılar çektik yani. Erdal abi demiş ki Tahtakale olunca Avrupa'ya gidiş olmamış demek istedim mübarek demiş. Pardon, ben soru yanlış anlamışım. Sinan Ölmez Sinan abiye Hamit abiye selam söyle demiş. Sinan Ölmez. Muhtemelen akrabanız herhalde. Akrabam. Abi Fransa'da nerede ikamet ettiniz? Hala aynı yerde misiniz? İlk geldik. Evet. 3 sene bir köyde ikamet ettik. Ondan sonra bizler de büyümeye başlayınca iş yönünden orası 3000 nüfuslu yani ufak bir köydü. Bizim oradan gelen bir arkadaş vardı şimdiki kaldığımız yere. O dedi ki bizim orada iş çok. Geldik, babam rahmetli, ben, kardeşim, üçümüz aynı bir yere iş başı yaptık. Şimdiki kaldığımız yere buraya yerleştik artık. Ev bark yaptırdık. İş güç hepsi buraya yerleştik kaldık yani. Artık olan oldu. Artık buralı olduk. Aile de büyüdü. Paris'e yakın değil mi abi? 200 kilometreyiz Paris'e. He, 200 kilometre. Evet. Abi Paris'i gerçi biraz sonra konuşalım abi. Peki ilk aldığın arabayı hatırlıyor musun abi? İlk ya da hangi arabanız vardı? İlk kendimin arabası Ford Taunus'tu. Ford Taunus. Kendimin. Kendim ehliyeti geçtikten sonra ilk arabam Ford Taunus'tu. Şey mi? Ev derken demin ev konuştuk ya abi. Ev aldım dedin ya. Arsa olarak mı aldın? Nasıl oldu abi? Ev, hazır daire mi aldın? Yok. 89'da bir arsa aldık. Büyük bir arsaydı işte. Biraderle ikimiz. Birer tane ev yaptırdık. Hepimiz o iki evde kalıyorduk. Babam damatıyla annem zaten benden hiç ayrılmadılar. İlk ben eve yaptırdık. Onlar üst katı kullanıyordu. Ben de alt katı. Daha hala da babam rahmetli oldu. Annemle de birlikteyiz. Annem de yanımda yani şu anda. Kaç metrekare? 140 metrekare falan toplamı. Paris'te genelde sizin oralarda evler kaç metrekare oluyor abi? Örneğin bizim İstanbul'da falan 100 metrekare, 120, 90, 80 böyle gidiyor. Orada nasıl abi? Ya bizim bulunduğumuz yerde %90'ı müstakil. Müstakil evet. Kafana göre yani bütçene göre yaptırabiliyorsun. İster evet. 100 metrekare yaptır. Mesela benim oğlana yaptırdık 180 metrekare falan. Yani istediğin kafana göre yaptırıyorsun. Vergiler çok pahalı burada. Vergi vermeye güveniyorsan. Örneğin senin oğlan 180 metrekareye yılda ne ödüyor ortalama abi? Aşağı yukarı 2000 euro falan ödüyor senelik vergi olarak. 2000 bir de oturma vergisi hariç. Bir de bu şey mülk vergisi. Aşağı 2000-2500 euro falan aşağı yukarı senelik vergi ödüyor evet. Pahalıymış abi. Biz geçen ödedik söyleme sahip. Vergiler pahalı burada. Çok pahalı. 300 lira ödedik biz söyleme sahip. Bayağı o zaman farklıymış Türkiye'de abi. Türkiye'de biliyorum ya. Türkiye'de bedava. Buraya göre yani binde biri buraya göre yani. Çevrenizde Türk falan çok mu abi? Abi bizim burasında bayağı Türk var. Bir 500 tane neredeyse Türk var. Ağabeyde nereli? Camimiz var. 3 tane hatta 3 tane kahvemiz var, kasabımız var, bakkalımız var. Hani Türk fırınımız var. Hani bayağı Türk var burada. Genelde mesela nereli abi? Karadenizli mi? Karadenizli şu anda en fazla şey var. Gümüşhaneli. Gümüşhaneli var. Gümüşhaneli çok. Onlar da hep sonradan gelme. Yani i̇şte belki de birilerdi. Birisi birkaç kişi geldi. Ondan sonra çoğaldılar hep. Başka yerde ev bulamıyorlardı. Burada ev bulma sorunu fazla yoktu. Bayağı en kalabalık onlar. Ondan sonra Konyalı var, Yozgatlı var, Kayserili var. Her taraftan var yani. Her bölgeden insanlar var. Sizden başka köylü var mı? Bizim köylü burada yok.
İki kişi daha var bizim köylü ama birisi Paris'te, birisi de bize 100 kilometre bir yerde. Başka köylü olarak kimse yok burada. Doğru. Hatta yok, iki kişi var Paris'te, bir kişi de başka yerde, üç. Onlar, birisi de hatta bizim köylü değil. O, yani o, bu kadar yani. Türkiye'ye geliyor gidiyorsun. Kaç defa gelip gidiyorsun abi? Senede atıyorum ortalama. Vallahi en az senede bir sefer. Bu sene, geçen sene iki sefer geldim. Yazın geldim, 3 ay kaldım. Bir de yılbaşında geldim. Bir ay falan da yılbaşında kaldım. Genelde yazları geliyorsun ha, biliyoruz. Yazları bizim kahvede çok çok sohbet muhabbet ettik Hamit abi seninle. Vallahi bizim yani bizim köylülerden fazla kalıyoruz biz gittiğimiz zaman, en az 2 ay. Doğru. Yeniler de gelecek mi? Nasip olursa bekliyoruz uçakların açılmasını. Şu hastalığın biraz, inşallah şu illetin biraz hafiflemesini bekliyoruz. Çıktım mı nasip olursa geleceğiz. Bizim akşam namazı okunuyor abi. Şu anda değil mi abi? Ha, şu anda. Arada kaç saat var abi orayla buranın arasında? Güneş yollarına 2 saat falan var. Saat olarak 1 saat de şu anda. Ama güneş farkı 2 saat. Burada şu an 22:49. Burada da 21:49. 50 dakika olmuş abi. Sohbetin de güzel gidiyor vallahi abi. Bir saate yaklaştı. Abi bir şey soracağım. Akşamleyin kafanı koydun yastığa. Gözlerinde memleket mi geliyor? Yastığa kafanı koyduğunda abi. Köy aklına geliyor mu yani? Gözün önünde ne canlanıyor abi ya? Vallahi köy geliyor ya, köy gelmez olur mu? Sonuçta gurbette yaşıyorsunuz abi. Biraz bahset ya. Tabii Ben canım, böyle şeyler... köy. İnsan zaten 3-4 ay geçti mi insan ölüyor. Hele hele, hele 1 sene geçtiği zaman yani ipten çekiyoruz. Elinden gelse de gitsek diye. Çünkü kolay değil yani, 1 sene gurbette. Bir de hani yaşantı, sosyal hayat olarak Türkiye ile buranın arasında %90 fark var. Yani burada sosyal hayat fazla yok yani. Burada iş, güç, öyle yani. Hep işe gidiyorsun, işten geliyorsun. Evindesin, bir cumartesi falan bir kahveye çıkıyorsun, alışverişini yapıyorsun. O kadar yani, akşam birkaç arkadaş çıkıp kahve içip bilmem ne, öyle bir sosyal hayat yok. Herkes çalıştığı için yani, boş kimse yok daha doğrusu. He. Boş kimse olmadığı için fazla şey bulamıyorsun yani. Ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de mesela burada saat akşam 7 olunca açlığımdan ölüyorum desem bir şey bulamazsın. Her taraf kapanır. Restoranlar akşam 7'de açılıyor zaten. 9'a kadar açık restoranlar. Onda restoranlar da bize göre değil. Hani her istediğini bulamıyorsun, yiyemiyorsun. Bir de bunların o pis şeyi, hayvanı yedikleri için biz kafamıza göre bulamıyoruz. Bir dönerciler var, Türk dönercileri. Bir iki tane. Gidebilirsen oraya gidiyorsun. Yoksa başka, döner de her zaman yenmiyor. Hani dışarıda çıkıp bir yemek yeme, bilmem ne, öyle bir şey yok yani burada. Madem öyle biraz da Fransa'dan bahsedelim. İlham abi bir soru sormuş. Benim soruya da yakın aslında da. Hamit Bey'e sorar mısın Ahmet? Rüyasında kendini köyde mi görüyor, Fransa'da mı görüyor demiş. Vallahi ikisini de görüyoruz çünkü buraya yerleştik bir. Çoluk çocuk, sülale, hepsi burada. Doğru. Hani torunlar bir gün gelmedim mi, hani 2-3 ay gidiyoruz bazen, torunlar olmadım yanında, özlüyorsun. Hani şey yapamıyorsun. Ya Türkiye başka tabii, hani hayat, akrabaların, ondan sonra gelmişin geçmişin hepsi orada. Ya onun Tabii. için kolay değil yani gurbette yaşamak, hele hele. Yani çıkıp ne bileyim, böyle bir canın sıkıldığında ya da bir sorunun olduğunda çıkıp bir dertleşecek bir arkadaşın, bir eşin, dostun, hani var ama hani senelerdir buradayız. Eş, dost, akra şey yani arkadaş edindik ama ne olursa olsun kendi yakınların kadar, ne bileyim bir akraban kadar içini dökeceğin, böyle şey yapabileceğin kimseyi bulamıyorsun ki. Hani ne bileyim, böyle bir arkadaş çıktığın zaman, şey yaptığın zaman kolay değil. İlla ki arıyor abi bir laflamak, insan bir belki bir kahveye gitmek, ilk okey atmak illa Şükür öyle şeyleri bıraktık da yani ne istiyor olursa olsun, ne bileyim, bir sohbet. Gerçi eski sohbetler köyde de kalmamış artık da, kimse kimsenin yanına yaklaşmıyor. Ne bileyim, ben şu son 1-2 senedir pek yani huzur bulamadım çünkü niye? Ya kimse kimsenin yanına yaklaşmıyor ki. Ne bileyim, eskiden
sandalyeler atılırdı köyün meydanına, 30-40 kişi olurdu. Sohbet olurdu, şey olurdu. Şimdi herkes bir köşeye çekilmiş. İki kişi birbirinin yanına zor varıyor. Bu okul arkadaşlar ne bileyim herkes herkesten kaçıyor. Eski düzen yavaş yavaş, İstanbul iyi yine. İstanbul'da bayağı iyi ama köyde pek eski düzen kalmamış yani. Öyle geldin gördük abi. Bir dolaştık. Bizim burada 24 saat açık desek geceler. Açık abi bilhassa İstanbul'da. İstanbul'da açık evet. Ben bu sene yine gerçi biraz şey yaptım da yani 10 gün falan kaldım İstanbul'da. Bayağı iniyordum her gün aşağı yatakta kalıyor falan. Ya insan güzel ya Türkiye yaşamak için güzel. Başka değil mi abi? Sıcaklık, insanların Türk. Başka bir şey değil mi abi ya? Maddi yönden de biraz sorunum yoksa Türkiye başka tabii. Doğru söylüyorsun. Bak Recep Coşkun demiş. Sarıkaya'da Semaver'de çaya bekliyorum demiş. Güzel. İnşallah. Bir ay sonra inşallah. Madem öyle biraz da Fransa'dan bahsedelim abi. Fransa'da asgari ücret falan ne abi şu an mesela atıyorum. Fransa ekonomisinden biraz bahsedelim. Valla Fransa'da asgari ücret 1300 euro falan civarında. 1300 euro. Asgari ücret evet. Asgari ücretten çalışan da hani var ama öyle çoğunlukta değil. Normal 1500-2000 euro arasında. Hani normal hani birinci sınıf işçi diyeyim. Mesleği olanlar, okumuş olanlar onlar iki başka da. 1500-2000 euro arasında. 1500 ile 2500 euro arasında şey alıyor yani aylık alıyor. Yetiyor mu peki 1300 abi? euro başlıyor. Yetiyor mu abi? Ya yetiyor şöyle bir şey yani eğer yalnızsan zaten yetiyor. Yani bir karı kocaysan ekseri bunlar hep çift çalışıyor iki kişi. Yetiyor hani yalnız çalışsan bile çoluğun çocuğun varsa zaten devlet yardımı alıyorsun. Mesela ev kirası gelirine göre mesela diyelim hani 500 euro ev kirası ödüyorsan yarısını gelir azsa ona göre yarısını devlet ödüyor. Çocuğun varsa çocuk parası alıyorsun. Yani yetiyor yani normal bir hayat sürdürebiliyorsun yani. Ben şu anda işsizim. Aşağı yukarı 1100'den 1200 euro yani işsizlik parası alıyorum. 1100-1200 euro falan işsizlik parası alıyorum. O da bana yetiyor yani. Çift vatandaş görüküyorsun değil mi abi? Şu an öyle Yok. görüküyorsun tek oran mı? Olmadım ya. Çift vatandaşı da gidip müracaat edip olmadık. Şimdi de zorlaştırdılar biraz. Zamanında olmadık. Şimdi de ya uğraşmıyorum. Hiç de lüzumu yok yani. Genç Gerek yok. çocukların hepsi Fransız vatandaşı. Hem Fransız hem Türk vatandaşı. Burada doğanlar zaten otomatikman Fransız vatandaşı oluyor. Yani ben de müracaat edip olmadım yani. Gerek duymadın yani. Bir şey de değişmiyor zaten. Emekli maaşı ne kadar orada? Ortalama. Emekli maaşı ya ödemiş olduğum şey prime göre ya. Mesela şeyin normal primlerin yani ödemiş olduğun şeyin ortalaması %70'ini ödüyorlar. Aynı Türkiye gibi mesela. Yayınımız bir saate dolduruyor. Son saniyeler abi. Yayını bir açıp kapatmamız gerekiyor. Sohbetine doyum olmuyor. Hamit abi. Bir tekrar canlı bağlantıya geçelim arkadaşlar. Tamam olur. Evet abi tekrar hoş geldin. Hamidi abi neredesin ya? Tamam. Vallahi kendime bir çay koydum. Ağzım Aynen öyle abi. Rahat ol abi. Sıkıntı yok abi. Çayımızı içelim biz. sıkıldı. Vallahi sohbetine doyum olmuyor abi. Görmüyor değil mi seni? Yok canım. Bir saati geçti çünkü. Fransa'dan devam edelim derken arkadaş demiş ya market fiyatları falan Türkiye'ye göre nasıl diyelim bari? Valla normal ya buranın hani Türkiye'ye göre ölçtüğün zaman hani biraz nasıl diyeyim fazla gelebilir ama ya bize göre normal yani ucuz yani fazla şey değil. Oran, tabii oranın şeyine göre, ekonomisine göre tabii buranın Şeker ne kadar bilmiyorum ama ne kadar şeker? Ha, bir kilo şeker mesela 1 euro 25 kuruşmuş. Ha, sigara kaç para demiş mesela. Hayır, Parlament sigarayı sormayın. ne kadar? Sigara 75 lira. Pahalı. Size göre yani 75 TL. Giyim falan nasıl abi? Sonuçta orada Paris falan ne kadar olsa modada iyi falan ama hani giyim, tekstil falan iyi mi abi orada fiyatlar? Valla tekstil ya şey normal markalar iyi. Diğer marka zaten ben aşağı yukarı %99'unu Türkiye'den giyiniyorum. Öyle mi? İzine gittiğimiz zaman gömleğimi bir sene giyeceğimi getiriyorum.
Vallahi yani, çok haklısın abi. İç çamaşırından dış çamaşırına kadar her şeyini alıyorum Türkiye'den. Bir sene yani bir şey almıyorum buradan. Bir sadece iş pantolonu. Bir de çocuklar yani Türkiye'den fazla giyinmiyor. Onlar burada kendi kafalarına göre. O kadar yani. Yoksa başka ben giyecek hiç Fransa'da neredeyse almadım sayılır. Bir sadece Levi's alıyorum bazen alırsam. Levi's, evet. Yani yoksa başka hepsini Türkiye'den alıyorum yani. Harun demiş bir ya ne kadar demiş ya. Yok da sana yayı da soralım mı? Bir ya ne kadar demiş bir ya. Vallahi ya şey tereyağı biz 4 euro falan herhalde. 500 lira mı? 4 euro, 4,5 euro falan hani bir şey 250 gramı 250 gramı 2 euro falanmış. Ali Yıldırım demiş ki unutamadığı Kızılören'le ilgili bir hatırası var mı demiş. Sorduk ama aklına düştü mü abi? Bir şeyler var mı başka? Valla Kızılören ya ortaokul hatıralarım. Ortaokulda top mop oynardık. Yani bayağı hatıralarımız var ama hani ne bileyim böyle biraz da bende şeyi babam rahmetli oldu. 6 ay sonra da kardeşim rahmetli olunca bir de kafamın içi biraz boşaldı hani. Eski şeyleri fazla o kadar da fazla da hatırlayamıyorum yani. Biraz unutkanlık oldu yani. Olur abi, o herkeste oluyor. Normaldir o. Ya çünkü babam rahmetli oldu. Arkasından kardeşim. Ondan 6 ay sonra da kaynım Salih Yönem o vefat etti. Hani biraz kafa boşaldı yani. Ömer Yenem. Doğru abi. Ömer Yenem enişteme selam söyle demiş. Aleyküm selam. Metin Atasever amcam milliyetçidir demiş. Mustafa Ayten abi sen de hoş geldin. Fransa'nın biraz ekonomisinden derken abi. Ortalama ev fiyatları ne kadar abi? Atıyorum 100 metrekare ev burada. Valla 100 metrekare ev 100 bin euro falan civarında. Hani yeni yaptırayım dersen 100-120 bin euroya falan mal oluyor. Hani 100 bin, 150 bin yani şeyine göre, arsasının büyüklüğüne göre, yaptığım metrekareye göre. Yani 100 metrekare ortalama 100 bin euro falan diyelim yani. Evet. Araba ucuz. Arabalarda ucuz ya burada. Ya örnek verebileceğimiz bir tane bir BMW 320, bir Mercedes'in herhangi bir amiral gemisi. Geçen sene 2010 model bir Mercedes almıştım işte. 10 bin euroya almıştım. 10 bin euro. Evet. Abi. 2000 yani 10 bin euroya aldım. İki sefer izine gittim geldim. 8 bin euroya sattım yani. Model ne? 2010 model. Şey model 220 E 220 evet. Abi bir iki üç tane gönderme şansın var mı bize? Vallahi yok. Şu 8 bin euroluktan. Yani 2015 model E serileri yani 15 bin eurodan başlıyor hani. Yani 15 bin euroya kadar alabilirsin yani 2015 modelini falan. Güzel. Abi Fransızların biraz Türklere karşı bakış açısı ne abi? Yani sorun yaşadınız mı bugüne kadar? Yok ya şey olanları var hani böyle milliyetçi, yani, radikal milliyetçi olanlar, radikal olanları var ama hani arkandan konuşuyorlar ama hani yüzüne gelince de yüzüne pek bize göre bir şeyleri de yok yani arkandan konuşuyorlar ama arkandan herkesin konuşuyor zaten. Hani normal yani fazla o kadar bir aşırı bir şeye rastlamadım ben şimdiye kadar. Doğru abi doğru. Almanya ben de böyle konuştuğumuz zaman falan hani milliyetçiler yani şeyleri milliyetçilik şeyinden yönünden yabancıyı sevmiyorlar ama hani fazla da bir şey de ses de çıkartamıyorlar yani. Doğru abi. Biraz da şey oldu abi. Şu son zamanlarda şu da çok etkili oldu. Örneğin şimdi Suriyeliler her yere gidiyor. Biraz da göç dalgası oldu ya. Haliyle evet. Biraz bak ben Almanya'ya gittim mesela. Çok duydum bunu. Ya Türkler iyiymiş ya. Suriyeliler nereden geldi diyorlar mesela. Onu ben çok duydum. Ya çok diyorlar evet. Normal ya şu anda biraz da yani bizim geldiğimiz zamanlarda falan yabancıları mesela biz bu geldiğimiz yerde Türklere falan böyle polisleri olsun şeyleri olsun hani parmakla gösterirlerdi şey yaparlardı. Ama sonradan gelenler biraz karıştırdı ama yani şimdi eskisi gibi değil. Hani ekonomik kriz çoğaldıkça işsizlik çoğaldıkça yabancıya karşı da düşmanlık o kadar çoğalıyor. Hele bundan sonra Allah yardımcımız olsun daha kötü yani.
İlla ki abi, doğru söylüyorsun. Ekonomik kriz çoğaldıkça, büyüdükçe bundan sonra kolay değil yani. İşte tehlikeli şeyler abi. Irkçılık böyle. Almanya'da görüyorsun abi patlayan şeyi, olayları. Şey, Amerika'da. Adam hani görüyor, sen bizim Türkler ekseri ağır işlerde çalışıyor. Hani paralı işlerde çalışıyor. Kendiler bir şeyler yapıyorlar. Hani şey yapıyorlar. Biniyorlar büyük arabalara, iyi arabalara bilmem ne. Bir Fransız onun rüyasında bile göremiyor. Sen yabancısın. Seni sever mi bir Fransız? Doğru. O 1.000 liralık arabaya binerken sen 20-30 bin liralık arabaya bindiği zaman Fransız olarak. Hani sen onlara kendini onların yerine koy. Doğru. Yani sevmiyorlar. Normal yani. Sevmelerini de beklemeyelim. İlham abi biraz daha kamerayı indirsin demiş abi. Senden önce tamam söyleyelim. Şöyle mi? Evet. Harun kardeşimiz demiş ki sarı yelekliler ne durumda şu an acep demiş. Vallahi bitti hepsi. Korona götürdü hepsini. Bitirdi mi? Korona götürdü de bu sefer Amerikalılara destek. Şey, o ölene şeye destek veriyorlar. Protestolar başlamış. Fransa'da da başlamış herhalde. Allah Allah. Olur. Fransa'da, Almanya'da her tarafta başladı. Herhalde bu sarı yeleklerin yerini onlar alacak. Öyle mi? Irkçılığa karşı yürüyüş Amerika karıştı ya. Avrupa'da da karışıyor yani biraz. Abi kahvehane kültürü falan nasıl orada? Fransa'da? Ya burada kahvehane kültürü çoktu. Hani ne bileyim her köşede bir kahve vardı. 100 metrede bir kahve vardı ama şu son ekonomik krizden sonra falan %50'si gitti yani, kayboldu, şey kapandı. Ama yani pahalandı, bir de ekonomik kriz olunca pahalılık yönünden, maddi yönden, bir de manevi yönden herkes çıkamıyor. Onun için bir Fransa'nın bayağı bir kahve kültürü vardı yani. Biz bile sabah giderken bir kahve içmeden bir yere gitmeyiz, işe gitmeyiz. Gidersin bir yerde bir kahve içersin, ondan sonra işe. Doğru. Maçlara falan gidiyor mu abi? Türk maçları falan oluyor mu? Türk maçlarına şimdiye kadar iki sefer gidebildim. Bir Beşiktaş maçına gittim. Beşiktaş Okser'le oynamıştı. Burada bize 80 kilometre bir yerde. Oraya gittik. Bir evet. De Galatasaray Paris Saint Germain maçına gitmiştim. Hangi takımlısın Türkiye'de? Galatasaray. Eksi şey, plus Kayseri. Orada takımın var mı Fransa'da? Fransa'da yok ya. Pek öyle bir Fransa'da yok. Boş ver. Galatasaray'a devam abi. Şey falan sıkıntı yaşıyorsunuz mu abi? Uydu falan herhalde. Uydu var sanırsam. Türk TV'leri falan izliyorsunuz değil mi? Problem yok. Türkiye ile aynı standartlarda yani, şeyini takıyorsun, dekodörünü, istediğin kanala seyredebiliyorsun. Doğru. Ben getirdim bu sene Türkiye'den gelirken maçlar için. Maçları IPTV. Seyredebiliyorum. IPTV, evet. Evet, IPTV güzel abi. Öneririm. O bütün kanallar, diziler hepsi var orada. Maçlar falan bulursun. Var. Onlar maçları seyredebiliyorum. Harun Eryaz demiş ki Ahmet Fransalı harici Fas ve Cezayir göçmenlerle Türklerin arası nasıl? Soralım. Vallahi iyi, bizim bir problemimiz yok Arap kardeşlerimizle. Biz Arap diyoruz hepsine de zaten, Fas, Cezayir, Tunuslu. Çok burada yani. Fransa'da en çok onlar var zaten. Evet. Ya bir problemimiz yok yani onlarla. Hiç problemimiz de olmadı şimdiye kadar. Bak bu sefer de kamera çok indirir demişler abi sana. Biraz daha kaldır abi de. Tamam şimdi oldu. Abi atıyorum çıktık geldik Paris'e. Nereler gezilir? Nereler önersin abi bize? Valla Paris'te gezilecek yer çok. Hani Paris bayağı eski bir şehir. Bir de orijinalini bozmuyorlar. Yani eskisi nasılsa tamir ediyorlar. Hiç yıkıp yeniden yapmak yok yani. Sadece boş arsalar varsa oralara yeni binalar yapıyorlar ama onlar da büyük iş yerlerine bürolar falan yapılıyor. Paris'in orijinalliğini hiç bozmuyorlar. Eskiden nasılsa yenisini tekrardan kaplamasını, her şeyini ona göre yapıyorlar. Paris'in her tarafı tarih ya, gezilecek çok yerler var. İşte ne bileyim, herkesin bildiği Eiffel Kulesi, Notre Dame Kilisesi, ondan sonra Etuvalı, her tarafı gezilecek yeri çok yani. Bir gün seninle Eiffel'de canlı yayın yapalım abi. Bir günde Eiffel'de canlı yayın yapalım. Olur inşallah, niye olmasın? Çünkü yapıyoruz abi. Benim programda her şeyi var abi.
Amerika'ya bağlanıyoruz bir gün, bir gün Adana'ya, bir gün Mersin'e, köye, Eyfel'e, Pizza Kulesi'ne, bize fark etmez abi. Olur mu, olmasın. Vallahi Eyfel Kulesi'ne 3-4 sefer gittim ben de. Bir sefer ilk Fransa'ya geldiğimizde bir sarı sonra mı ne gittik, bir gezdik. Ondan sonra misafirler geldikçe, bizim doktor geldi Salih. Salih Güdel. Onunla gezdik bir. Salih Güdelek abi. Beraber ben Türkiye'deydim o zaman. Bir işim vardı, gelecektim. O da ben de gideyim dedi. Bir hafta geldik, gezdik, gittik onunla beraber. Geçen ikinci ayın sonunda da kaynım Fikret gelmişti, Fikret Yönem. Öyle bir de mi? Onları götürdüm, onlarla gezdik. Arada böyle misafirler geldikçe gidip geziyoruz. Yoksa gördük bir sefer, hususi de öyle ben kendim gitmiyorum yani, bir arkadaş falan olmayınca. Doğru söylüyorum. Biz de burada öyle abi, gidiyoruz şeye, Galata Kulesi'ne bir kere gittik. Yani ikincisi de artık gitmek öyle gerekmiyor gibi yani. Doğru söylüyorsun. Son olarak abi sana şey diyeyim. Yıllarca Fransa'da yaşamış birisi olarak Fransa'ya gelin demeyi önerir misin yani? Ya da memleketinizde kalın mı dersin abi? Vallahi herkes memleketinde kalsın abi. Öyle göründüğü gibi değil. Bizim izine gelirken hani bir sene çalışıp bir araba alıp 3-5 bin lira da cebimize koyup izine gelip orada yiyip içip gezdiğimizi görüp de öyle her gün bunlar böyle yapıyor gibi düşünüyorlarsa gelsinler ya, de bir görsünler. Zor değil mi abi? Herkes, herkes kendi evinde, kendi memleketinde daha mutlu. Hiç kafasını oynatmasın kimse abi. Hele hele bundan sonra. Doğru söylüyorsun. Hele hele bundan sonra, şu anda %10 falan civarındaydı işsizlik. Şu anda %20'ye yaklaştı neredeyse. Herkes kendi iş bulamıyor ki sana iş versin. Değil mi abi? Ya onun için herkes işine, gücüne, evine, barkına sahip olsun abi. Bundan sonra yani dünya eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünya değişiyor. Doğru söylüyorsun abi. İlham abi demiş ki Eyfel Kulesi'ne çıkma ücretli mi, ücretsiz mi demiş. Ücretli abi. Asansörle çıkarsan 30 euro. Yayan çıkarsan 20 euro. Adam başı. Asansörle çıkarsan? Asansörle çıkarsan 30 euro. 30 euro. Yaya, yayan yürüyerek çıkarsan 20 euro. Paralı yani. Abi öyle yüksek mi yani? Çok böyle bize... 300 milyon kaç metre ya? 300. Paris'i komple görüyorsun. Bayağı yüksek yani. O zaman yüksek. 300'ü görse abi 300 çok yüksek. Fotoğrafları, videoları falan var. Göndereyim sana istersen. Bir bakarsın. Olur olur. Zaten profilinde görüyorum. Fikret abiyle bir gezmişsiniz. Onu gördüm zaten. Onu gördüm de inşallah bir gün geleceğim. O zaman bir gün beraber bir gezdirirsin bir gün inşallah. Tamam, haber ver. Gezdiririz. Gezersin. Tamam inşallah abi. Eyfel'den sonra batak oynadınız mı demiş Salih Bey'le. Latif Uzun abi sormuş bu soruyu. Vallahi kahveye bırakıyordum. Bizim burada kahve kendine göre bir ekip buldu. Güzel soru. Ben bırakıyordum onu. Ben geliyordum eve. Ben oyun oynamıyorum abi. Bıraktım oyunu. Allah nasip etti. Hacca falan da gittim. Namazımı kılıyorum. Ben öyle şeylere bakmıyorum. Oyun işine. Onun için onu bırakıyordum. Burada bir ekip kurduydu kendine. Kahveden gelmiyordu. Getirip bırakıp gidiyorlardı oyun bitti mi, kahve kapanacağı zaman eve. Burada bu aynı köydeki ekibi buraya da kurduydu ya. Kurar Salih abi yapar. Salih abiyle de bir canlı yayın yapacağız. Bizi izle. Biraz bahsedelim senden de abi. Tamam. Annen mi sesi geliyor orada? Annem namaz kılıyor herhalde. Bitirmedim namazını. Ana bitmedi mi namazın daha? Namazı bittiyse bize bir 2-3 dakika gösterdi abi. Bir hatıra kalır. Bizim gel için bakayım. İyi olur. Bir yanına oturttur. Annene de birkaç kelime söyleyelim bakalım. Geliyor. İstanbul'da ne var ne yok ya? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İşler güçler nasıl? Vallahi abi, İstanbul'da da abi işte... Korona işte etkisi vardı haliyle. 3 ay kadar, 2,5-3 ay kadar bir korona şeyi var, hadisesi var. Ufak demek artık kalıntıları kaldı ama ne bileyim abi gidiyorduk. Saat 2 gibi gidiyordum ben. 1 gibi, 2 gibi. 3 saat, 4 saat işte kargolarımız falan varsa veriyorduk. Geri eve geliyorduk abi. Yani bilmiyorum abi, çok şükür böyle ülke olarak da biz iyi gidiyoruz.
Yani başarılı olduk bu korona illetinde. Valla şu Türkiye bayağı bir başarılı oldu ya. Ya bir de şey, yani Avrupa'yla aynı ölçmemek lazım. Avrupa'nın yaşlı nüfusu çok ha. Biz mesela şeyde çalışıyoruz, bu bakım evlerinde ihtiyarların darülceze mi diyorsunuz, ne diyorsunuz ona siz? İhtiyarların kaldığı yerler. Yani oranın tamiratını yapıyorduk. Bir komple bir hastaneyi almıştık tamirat işlerini. Yani normal ortalama yaş 90 oradaki kalanların. Bayağı yaşlı. 90, 100, 105, 107 yani Fransa'nın nüfusu hele hele İtalya'nın mesela geçen sene 370 bin azalmış İtalya'nın nüfusu. Tamam mı? Artmıyor, azalıyor. İhtiyar şeyi çok. Yani Fransa'nın olsun, Almanya'nın, İspanya'nın bayağı yaşıyorlar bunlar. Hani ortalama ihtiyarların yaşı 90 yani. Bayağı Yani yaşlı bir onun abi ya. için yani o ihtiyarların ölenin fazla olması zaten ekseri yaşı şey olanlar. Yani normal yani bunların Türkiye'ye göre. Türkiye biraz daha genç nüfusuna göre. Şeyine göre. Bunlar Doğru. da çok yaşlı insanlar. Haddinden fazla yaşlı insan var yani. O dönemde tabii haliyle bizi az etkiliyor. Tabii. Bunların ne fazla etkilenmesi ondan yani. Doğru. Biraz da zaten onlara da fazla şey yapmıyorlar ki kurtulalım diye herhalde. Bilmiyoruz artık abi orasını. Bizim gibi değil ya, bizim anne baba, hani anne baba deyince bizimkisi gibi hani o sevgi saygı yönünden öyle değil ki, herkes kendi 18 yaşına geldim belki ayrılıyor. Annesi babası hani ondan sonra anne baba bayramdan bayrama görürse, yılbaşında Noel'de görürse görüyor, görmezse pek öyle sevgi saygı ne bileyim bizim gibi yakınlık anne bakma şey yapma aynı değil ki bunlarda. Öyle abi, biz kapınıyoruz burada, çorak çocuğa nasıl ekmek getireceğiz bilmem ne diye, vallahi aman baba arar mı bilmem ne. Doğru söylüyorsun. Oğlum mu kızım düşünüyorum, bir de şimdi torunlar kaldı. Torunlar çıktı ortaya. Yani Bitmiyor. bunlarda öyle, bunlarda öyle bir şey yok yani, onun için herkes kendine yaşıyor. Evet, bizde bitmiyor. He. Anam da geldi. Geldi mi? He. Alalım abi sahneye. Anneciğim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Daha şükür, çok şükür iyiyim. Aman iyi bakalım. Yaş kaç? 94. Yok 84. 84. İyi, Allah uzun ömürler versin. Amin. Hamit oğlun yaramaz mıydı? Hamid'i bir tane bulduk oğlum. Anamın ilinden Gücül Bey'e tutuk. 17 tane kurban kestim ben Hamid'e. Ya. Abi 5 tane oldu, öldü oğlum. 5'ten sonra da bu 5'ler kaldı. Bu oldu. Bu olduktan sonra da işte bunu azıcık kurban kestik. Şey ettik, öyle bir öttük. İyi iyi. Lahabınıza kim derler? Biraz bahset bakayım. Konuş biziyle. Benim lahabıma Fodoran Ali derler. Tokuc Ali. Evet. Babama. Anam Ali Çavuş'un Fatime derler. Ali Çavuş'un Fatime derler. Ali Çavuş'un evet. Ahmet neyin olur? Ali Çavuş'un Ahmet. Dayım olur. Ahmet dayım olur o. Dayım olur. Benim hanımın da öz şey olur. Dedesi olur. He. Öz dedesi kim oluyor? Öz dedesi olur. Oğlu var Kadir. Onun kızı olur benim hanımda. He. He. Sen bizim Kadir'in damadısın. Evet. Hamit abi. Öyle. Ben hiç duyuyorum ya. Kadir'in damadı mısın sen? Evet. Dayım olur o. Kadir'in dayımın oğlu olur Kadir. Evet. O da köyde Ahmet'den mi? Ahmet'te de bizim şu an. Yön hastaymış da iyi olmuş ince o da. Selamı var bak. Akreben diyor ki selam söyle diyor. Ellerinden öperim diyor benim hanım. Aleyküm selam. Sen de ona selam söyle. Aleyküm selam. İyi olmuş herhalde. Hastaymış da Ahmet dayı mı? Şu an iyi ha? Görüşüyorlar arada hanım falan. Sen sordun da kalkıyormuş gayri iyi dediler. İyi iyi ha? İyi bakalım. Bir hastanede falan biraz yattı ama çok şükür iyi bakalım. Şu an bir yaramazlık yok. Türkiye'yi özlüyor mu? Özlemezsem mi olacak? İşte izine gidecek diyen onu bekliyor. Şey aldık, bilet aldık. Öyle öyle. Ne diyeceksin? Özler tabii. Açıkta olarak kalkarsam gidecek. Doğru. 6 ay Türkiye'de duruyorum, 6 ay burada duruyorum zaten. Gittim miydi?
Öyle mi? He. İyi 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 bakalım. Ne buldun? İyi Bayağı bakalım bir anne. Benim yine anam beş kuyuya koştuydu. Büyük kızına bebeğe. Benim kız kardeşim bebeğe. Beş kuyuya koştuk ettik. Beşkuyu'da kim dedin? Osman Emin rahmeti gölen. Emekçi Osman emmimiz, evet. Hatırlar mı sen? Şey neydi? Neydi onu? Zela avradı vardı Zela ya. Hanımız Zela O büyük kızı bebeğe o beş kuyuya koştuğumuzda. evet. Mevlidiye abla. Ondan Vay sonra be. elçi ederdik. Şey bilin mi? Dedemi bilir misin Ahmet? Onu bilmem. Nasıl bilmem? Hanımı var Ayşe falan. Kim diyorlar Memillinin dedenle? Dedengile kim diyorlar senin? Ahmet derler dedeme. He. Biliyorum onu da biliyorum. Amen var diyor Tebasan'da boz yerde. Heh, o bizim amemiz oldu. Doğru. He. Vay Onlar be maşallah. evvel konuşurduk oğlum şey olurdu da şimdi birbirimize şey olduğumuza bakma sen. Doğru. Bak işte. Bir yerde bir tanıdıklık, bir yerde bir şeylik oluyor illa. O Amengil'de mi anam rahmetli bir eşya aldı sözüm ona. Kaç sene bindiler o eşya. O Amen'den aldılardı. Öyle mi? Ne? Vay be. Ya Hamidi abi, ben annenle konuşacakmıştım bir saattir ya. Anladın ya, bak ne güzel. Canlı yayının gerçek canlısına geçtin şimdi. Vallahi böyle. Kuzum işte böyle. O uzun olan oğlu, amenin oğlu olur. Ali. Ha, Ali Yönem, 2 gün önce ben bir canlı yayın yapmıştım. O amenin oğlu olur. Öpüz. Şuna bak, niye hiç bahsetmedi? Herkes burada saydı bir sürü. Durana ben bir söyleyeyim. Çok onda. Çene çok onda. Doğru Uysun varsın. söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Konuş ya. Kötü bir şey demiyor ama zaten. Yani. Doğru söylüyorum. Şey, Mutlu vardı emin oğlum. Mahmut emin oğlu Mutlu. Mutlu Coşkun. Nütçü Coşkun, evet. O emin oğlu olurdu. Öyle mi? O da rahmetli oldu. Bizim Onun komşumuzun köyüsünde. soy isim Coşkun'ların Coşkunlardanım ben. Ali Coşkun'un kızı işte. Tamam, Coşkunlardan bahsetti Ali abi. Doğru. İşte. Kız iki kız kardeşim, bir oğlan kardeşim var. Mustafa var şeyde. Tokucan'ın oğlu derler. O şeyin üstünde, okulun üstünde koy evleri var. Evet. Kadir'in ev yaptığı yerde. He, doğru. Yeni inşaat yaptılar oraya. Dayım olur o. Kardeşim olur orada işte. Doğru. O Doğru. evden Kanışar'da gelin geldim. Oradan gittin he? Anlat bakayım, nasıl oldu biraz? Kaçırdı mı yoksa seni? Yok kaçırmadı. Aldılar. Kaynatam Evet. öldü. Orucu da ortalık. 5-6 tane kadın geldi. Kınayı yaktılar. Zavattan beni ata bindiler. Aldılar gittiler. Bu kadar. İki tane iğne varmış. İki tane bir çift dokuzu varmış. Atı varmış. Anam babam dedi ki satça bir daha alamam dedi. Kızım dedi. Satmasın dedi. Senin gerek savak dedi. Aldılar Öyle. getirdiler. Geldiler. Okul okudun mu? Yok. Okula sığamadı anam. 10 tane yumurtayla bir aşırma yoğurt verdi o öğretmene. Ben Öyle sığamadım. O zaman mi? dediler de Çay o. mı? Ayme çayım vardı. Ayme çayını oku diyordu. Amenin Öğretmen. oğlu. Ona bir erkek yoğurt aldı etti. Bir 10 tane yumurta aldı etti. Kız kardeşim beni okutmadı. Öyle Yoksa mi? bu da kemizin önündeydi şöyle. Bir yol geçerdi o önden. Doğru, önümüz okul zaten. Haklısın. Ne yapalım işte böyle. Kaç yaşında evlendin? 15 yaşında. 15 yaşında. Ne? Eskiden doğru, erken evlilikler daha çok oluyordu. Şimdiki okuyacak kız zaman okuldan çıkacak falan, pişman. Ne? Doğru söylüyorum. Vardık bir iyisi de ve anamız dinlemene çıkartmadı. Gerine gelir deyip. Geliyor dedi. Kaynana yok, kaynata yok dedi. Merkez geri gelir dedi. İzinlemeye çıkartmadı. 3 tane oğlum oldu. Orada komşunun biri şikayet etti.
Jenderme geldi, aldı gitti. İzinlemeye 10 lira çıkarttık. Öyle mi? O zamanlar, o zamanlar sıkıntı, doğru söylüyorum o zaman. O zamanlar öyle. Neler hatırlıyorsun dönemin belediye başkanlarına, biliyor musun o zamanı? Belediye başkanı bir şey vardı. Biraz genç. Tören. Ondan sonra Kara Mustafa vardı. Kara Mustafa. Yok, Kara Mustafa. Tören işte. Evet. Onun babası. Şey. Evet. Rahmetli Adem Emin'in babası. Başka neler? Kardeşi Bozaymet. O Bozaymet daha bize şeye gelmiş bir iş. Kaynım gile. Bir dedim eskerliklerden dedim. Bir haber ver bayım emmi dedim. Evet. Eskerliklerden haber verdi beni. Geber kalınca derdimi deştim dedi. Nereden aklına geldi dedi. İşte öyle kuzum. Başka ne anıların var? Anlat bayım aklına düşenleri. Say bayım bize. De sayayım ben. Dert çok bende de. Anlat anlat. Koyana'ya gidip gelirken anayı olaylarına yaşadın mı? Arkama götürdüm. Evet. Kuva yayan gider gelirdim bak. Bir gün kuvadan geliyorum. Bir yel esiyor. Bir yel esiyor. Arkamda götürülü. Delikraya derler. O yandan geldim. Yelle o yanda o hafta kesmez değil. Vurup vurup yüzüm uylu kapadı kapadı kalktım. Arkamda götürülü dizliğine. Dizlik var. Öğretim oğlum, ben dizliğine. Benim herif giderdi 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay adanıya. Gelmezdi. Doğru. Bu 5 sene çocuğu hem yine sığır yaydım, hem davar yaydım, hem ırkatlık yaptım, hem büyüttüm. Öyle. Şimdi avraları rahatı koymuyor, gidiyorlar. Kuzum evi bırakıp gidiyorlar şimdi. Aynen haklısın valla. Doğru, doğru söylüyor. Bizim çaktığımızın bir günükünü çektiler. Doğru. Eskiden demek rahmetli giderdi değil mi? Böyle nerelere gider gelirdi? Giderdi, yağ satardı. Hantep'e, Halep'e. Suriye'ye. Suriye'ye kadar giderdi ya. 8 ay, 9 ay giderdi. Belinden aşağı yağdan şurada para da bulmaz. Para da olmaz. Çıkar gelirdi. Vay be. Ne anılar varmış sende ya. Ya. 5 tane uçağı doldurduk arabaya. Fransa'ya geliyor. Heh, anlat ben anlat. İki tane kafa var. Biri yok oğlanın. Ama hocam mahalle arabayı oğlanın biri yok dedim. Küçük oğlan küçüğüdür. Alt şöyle koltuğa yatırmışlar. Üstüne yatmış dördü bir. O altında kalmış birisi. Kalktık. Korktu kız he? Almanya'ya geldik. Hamid'i çevirdiler. Bu saçlı neye niye can diye. Bunun saç vardı biliyor musun? Evet, evet. O arkadaş yanımda, arkadaşım oğlan da dil biliyormuş. Okutacak dedi. Alıp gelip de okutacak dedi. Aldık geldik. İşte öyle öyle oğlum. Nelerle ne olduk? Nelerle ne olduk? Saçlara bak. Evinde durduk. Kilisenin babasının evinde. 9 ay. O zamanlar. He, 9 ay sonra eve yazıldık. Ev çıktı. Senin yetişmez dedi. Çalıştığın dedi. Patron aldı. Amca da iş aldı. Evet. İşte öyle 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 öyle. Gittik sonra Hamid'in düğününe ettik geldik. Sonra ölen oğlumla İzzet oğlum var. Onun düğününün ikisini bir ettik geldik. Kara Mustafa'nın Adem'in şey, Hasan'ın kızını aldık birine. Birine de kardeşimin kızını aldık. İkisinin düğününü bir ettik. Beraber arada çıkarak dediniz he? İzine gelecek geriye. Evet. İkisinin düğününü bir ettik. Aldık geldik. Gelinlerden köyde kaldık. Neden sonra istekleri çıktı, istekleri çıkışın geldik. Öyle mi? Ya. Biri yazmış ki orada Hüseyin Doğan'ı sorar mısın demiş. Hatırlıyor mu Hüseyin Doğan'ı? Hüseyin Doğan kimmiş? Şey diyor o Ali Çavuş'un bizim Ahmet dedenin herhalde kardeşi herhalde değil mi? Ha, dedenin ha, kardeşi. Hüseyin dayı. Hüsnü evet. Dayım var. O da dayım oluyor. Doğru. He, o Hüsnü dayım o. O da dayım olur. O da dayım olur. He.
Benim şarjım bitiyor. Hemen şarja takayım da dur. Devam edelim. İki kelam daha et. Anne. Anlamayacağım ben. İki daha anlat. Vallahi güzel anlatıyorsun. İki anlat hala sen. Orucudum, orucudum, orucu açtım, namaz kılacaktım. Kurban olayım, namazım duruyor. Öyle mi? Allah kabul eylesin. Gelinim var, 5 tane. 5 gelinin var. Biri kardeşim Mustafa'nın kızı, biri kardeşimin kız kardeşimin kızı. İkisi. İkisi kız kardeş. Biri töreninin Hasan'ın kızı. Biri Isbağalı. 5 tane gelinim var. 10 sene bir arada durduk, 5 dördüyle. Anlat, anlat. Torun burun kaç tane var, anlat. Torun var, 30-40 tane var maşallah. İyi maşallah. İyi maşallah. 4 tane Hamid'in var. 3 tane uşak Ali'nin var. 3 tane İzzet'in var. Ondan sonra. Ahmet'in var 4 tane. Çok uşak torun, çok torun. Bir geldiler kapıya kaydılar. Maşallah bir kov kadar oluyor. İyi maşallah, iyi maşallah. Evet. Hacı Ahmet abi demiş ki Hamit'in meşhur bir türküsü vardı. Ayran. Ahmet ortaokulda söylerdi. Bir tas ayranı diyor. Doğru mu öyle Hamit abi? Unuttum. Unuttum onları ya. Unuttun mu? Vallahi onu şey... Karını bir göster bakayım lan. Hanımı mı? He. Olmaz olmaz. Olur, olur canım olur. Şöyle bir göreyim. Yok, dur ya. Ben seni sonra arayayım. Doğru. Sonra birebir görüştüreyim dur seni bir. Tamam. Tamam birebir bir görüştüreyim. Hamit abi hem bir hadi hayırlı akşamlar selamı verelim abi. Önemli de bir sorudayım herhalde burada. Al. Herkese selamlar. Hadi izleyen arkadaşlar herkese. Selam söyle. Tamam. Hadi şimdi arıyorum sonra görüştüreyim sizi. Hemen arıyorum. Oldu canım hadi herkese selamlar. Hadi sağ olasın. Hayırlı akşamlarınız olsun. İzleyenler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Hadi sağ ol. Hadi görüşmek üzere inşallah bir ayda. Görüşürüz inşallah Hamit abi. Oldu canım.